Yukarıda telefonlar kilitlenmiş. Neden mi? Hep aynı soruyu soruyorlarmış. He. Azgın Teke'yi soruyorlarmış hocam. Oo, Azgın Teke. Geçen gün bahsettik biliyorsunuz. Evet, Azgın Teke. Çin'de yetişen bir bitkidir. Azgın Teke otu. Bununla ilgili 5000 yıldır Çinli çok zengin bir aile oğlunu evermiş. Çocuğu olmamış. Ne yapsın adamcağız? Ülkenin en meşhur doktorlarını getirmiş. Her şeyi denemişler. Yok bir şey. Orada köyde bir çoban bir çuval ot getirmiş. Demiş ki ben falan yerde keçilerimi otlattığım zaman cinsel olarak çok aktifler. Adam demiş ki hadi git be çoban, ben yüzlerce doktor getirdim. Hiçbiri bir çare bulamadı. Sen kim oluyorsun? Adam peki siz bilirsin, çekip gitmiş. Oğlu da öyle gizli takip ediyormuş ne oluyor diye. Çuvalı almış saklamış. Ve bu çayı içmiş. 3 ay sonra hamile kalmış hanımı. O günden bugüne kadar dünyada en etkili cinsel gücü artırıcı bu Azgın Teke otu. Azgın Teke. Epimedium mu diyoruz Epimedium. Ama hocam? Değil mi? Türkçesi. Kibarcası. Kibar kibar. Bir telefonumuz varmış hocam, alalım hemen. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo. Alo. Buyurun. Ben iyi yayınlar. Alo. Teşekkürler, buyurun efendim. Ben hocaya bu kulak çınlaması ile ilgili bir şey soracaktım da. Kulak çınlaması. Evet. Kulak çınlaması, eğer tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit gibi herhangi bir rahatsızlığınız yoksa, gastrit, ülser gibi bir rahatsızlığınız yoksa, iksir, aloe vera jel, ginkgo forte, sinulot forte kullandığınız zaman kulak çınlaması kronik veya akut oluşuna göre, kişiye göre, bünyeye göre, hastalık ne zamandır var ona göre tedavi süreci değişir. 3 ila 5 ayda iyileşirsiniz. Kişiye göre, bünyeye göre değişir. Tedavi olmak mümkün. Önemli olan geç kalmamak. Ne kadar geç kalırsanız tedavi süreci o oranda sarkar. Sarkmaması için hemen başlamak gerekir. Hat düştü mü? Hocam dinlemiştir. Muhtemelen ve biz